Beatles. Hepimiz seviyoruz. Bütün nesiller seviyor. Ama dağıldılar mı? Beatles dağılmış mıydı? Peki nasıl oluyor da yepyeni bir şey çıktı? Teknolojinin ilerlemesiyle akıl almaz şeyler oldu. Ayrılanlar barışıyor, birleşiyor, ölenleri tekrardan görüyoruz. Bu ne güzel örneklerinden bir tanesi, bu yıl Beatles'ın çıkarttığı son parça Now and Then. Now and Then aslında John Lennon'ın zamanında kendi evinde gitarıyla bildiğimiz eski usul kasetlere kaydettiği bir çalışma. Hatta zamanında yani 95'te Yoko Ono John Lennon'ın yaptığı bütün bu araştırmaları, küçük müzikal notları Beatles'a teslim eder. Onlar da Beatles Anthology adı altındaki bir araya getirilen plakta bir kısmını kullanırlar. Free Bird ve Real Love bu kullanılanlardan. Ama Now and Then özellikle George Harrison'dan veto yer. Çünkü kalitesi istenilen düzeyde değildir, sesler ayrılamaz. O zaman kaset üstüne yapılmış bu kaydın pek hayrı görülmez. Zaman geçer, yıllar geçer. John Lennon 8 Aralık 1980'de bir meczup tarafından öldürülür. George Harrison 2001'de hastalıktan ölür. Artık yaşayan iki tane Beatles üyesi vardır ve bir daha bir araya gelemeyeceklerini düşünür. Ken bir anda hepsinin beraber olduğu, birlikte çaldıkları bir albüm çıkar. O hani 1994'te bir türlü işe yaratamadıkları Now and Then, teknolojinin geldiği yeni noktayla birlikte kullanılabilir, yeniden düzenlenebilir hale gelmiştir. Peter Jackson, Beatles üstüne bir belgesel yapmaktadır. Bu da Get Back. Fakat burada kullandığı ilginç teknoloji, programlar bir anda herkesi heyecanlandırır. Acaba yeniden bir şey yapılabilir mi diye. MAL yani makina ses öğrenimi adı verilen bir program, kasetten bile olsa John Lennon'ın sesini diğer tüm gürültüden, ayrıntıdan, arka plan seslerinden ayırabilecektir artık. O zaman ses tek başına çıkartılır. George Harrison ise 90'daki gitar kayıtları tek başına bir yere toplanır. Onlar da ayrılır, demonun içine katılır. You, 90'lardaki Harrison gitarı, 80 öncesindeki John Lennon sesi ve bütün Beatles bir araya gelmeye başlar. Dolayısıyla her ne kadar iki üyesi kaybedilmiş de olsa parça yeniden var. Bu arada yapılan klip de ilginçtir. Kimse bilmese dördü yan yana çalıyor ve canlıymış gibi de denebilir. Ama buradaki amaç hiçbir şekilde kimsenin yan yana yaşadığı değildir. Onun için de arada bir küçük fantazmara kaçılır. Özellikle Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band'de giydikleri kıyafetler, onun kapağındaki kıyafetlerle dördünü bir arada görürüz. Beatles'ın tarihi Now and Then'in içinde bir o tarafa bir tarafa geçecektir. Hem eskiyi hatırlatacaktır, hem yeninin müziği buradadır, hem Beatles tekrar bir şey yapmıştır. Şarkıda hiçbir şey yapay ya da sentetik değildir. Sadece eski kayıtlar temizlenmiş, düzenlenmiş, vokaller ayrılmıştır. Hepsi aslında gayet de orijinaldir. Dolayısıyla insanlar öldüklerinden sonra da bir araya geldikleri
bir durum yaratıldı. Aslına bakarsanız insanlar gerçekten tabii ki tarihin en eski çağlarından beri ömürlerini uzatmaya çalışırlar. Bugün adı geçen en büyük teknoloji milyarderleri paralarının büyük bir kısmını hayatı uzatmaya götürür. Yapay zeka ile beraber insan ömrünün 10 yıl uzatılmasından bahsedilir. Longevity denen kavram, yani insan hayatının uzatılması kavramı her yere yayılmaktadır. Ama bir anda başka bir şey görebiliyoruz. Bu teknolojiyle beraber olmadan olmak, olmadan birlikte olmak mümkün. Değerine bakarsanız hologram teknolojisinin de gelişmesiyle olmayanların olduğu, fizik olarak var olanlarla olmayanların birbirinden ayırt edilemez şekilde karşımızda cap canlı olduğunu görebileceğiz. Beethoven pek çok şeyde devrim yapmıştı. Son yaptığı Now and Then adlı plakla da aslına bakarsanız bundan sonraki değişimin, dönüşümün, hatta teknolojinin devrimsel dönüştürmesinin ilk ve büyük örneklerinden birini verdi Beethoven, zamanında müzikte yaptığı gibi. Öldüğü gibi Beatles yaşıyor. Fizik olarak ölmüş olsa da yaşıyor. Olmadan olunabiliyor. Teknoloji hayatı çok başka bir tarafa götürüyor. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Teknolojinin hayata katacaklarından korkmaktansa bize getireceği keyifli, zengin, acayip peşinden koşulacak şeylere konsantre olun. Öylesi daima daha olumlu. Görüşmek üzere.